Herkese merhabalar. Ben psikolog Rümeysa Kılıç Kuşçu. Bugün sizlerle birlikte en çok sorulan soruyu cevaplamak istiyorum. Bu soru: ilk cinsel birleşme nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Kadın ve erkek için farklar var mı? Ne gibi yöntemler yapmalıyız? Gibi gibi sorulardı aslında. Instagram'dan yaptığım soru cevapta en çok bu konu hakkında sorular gelmişti. Şimdi bunu cevaplandırmak istiyorum. Öncelikle ilk cinsel deneyim yaşamadan önce kişinin kendi cinselliğini keşfetmesi çok önemlidir. Çünkü kendi cinselliği hakkında herhangi bir bilgisi olmayan bir birey, bir başkasıyla yaşayacağı cinsellik deneyiminde de kendini daha kaygılı hissedebilir, kendini ifade edemeyebilir, yaşadığı deneyimden hoşnut kalmayabilir. Şimdi bu kendini keşfetmek demek ne demek? Erkekler bu konuda daha özgürler. Çünkü toplum aslında farkında olmadan kadınları ve erkeği cinsellikte yönlendirmeler şeklinde ya da her konuda yönlendirmeler yapar diyelim. Kadınlar için genelde cinsellik çok da lazım olmayan bir şey. İşte çok gerekli bir şey değil. Eşin isterse yaparsın. Kendini koruman gerekir. Kendine dikkat etmen gerekir. Vajinana sakın dokunma. İşte şöyle yapma, böyle yapma. Şöyle yaparsan kazık zarın bozulur. Böyle yaparsan işte bozulur. Ya da işte ilk cinsel birleşme çok ağrılıdır. Sakın kimseyle cinsellik yaşama. Ama bu durumlar beynine işlendikten sonra kadından evlendiğinde de çok mükemmel bir cinsellik yaşaması beklenir. Şimdi kendini daha önce hiç keşfetmemiş bir kadın, vajinasına hiç dokunmamış, vajinasına hiç bakmamış ya da orgazm olmanın nasıl bir his olduğunu bilmiyor, cinsellikteki dokunuşların ya da cinselliğin keyifli bir aktivite olduğunu bilmeyen bir kadın evlendiğinde de cinsel olarak aktif olamaz ya da cinsellikten keyif alamaz. Çünkü daha önce hiç yapmadığı şeyleri partneriyle birlikte yapabilmesi aslında zordur. Basit pozisyonlarda ya da işte böyle çok fazla görülmeyeceği, genelde işte gece karanlığında, yani çünkü utanır kişi, kendisinin keşfetmesi etmediği bir şeyi bir başkasına göstermek çok daha zordur. Ya da orgazm olamaz çünkü nasıl olacağını bilemez. Eşi sürekli onu mutlu etmek için onu dener, bunu dener, şunu dener. Eşi işte şunu yapalım, bunu yapalım diye çırpınır ama kadın bunları istemez. Çünkü cinselliğe karşı her zaman daha uzak kalması gerektiği öğretildiği için yeni deneyimlere açık olmaz. Ya da bu deneyimlerin işte zihnindeki farklı etkileşimlere neden olmasından kaynaklı ayıp, kötü, yanlış olarak adlandırabilir. O yüzden bizim istediğimiz öncelikle kişinin kendini keşfetmesi. Yani vajinanıza baktığınızda ya da vajinanızın dışına dokunduğunuzda, klitorisinizi keşfettiğinizde kızlık zarı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Vajinanızın içerisine herhangi bir şey sokmadığınız sürece ya da yerleştirmediğiniz sürece kızlık zarı ile ilgili bir sıkıntı olmaz. Vajinanıza tıpkı elinize, ayağınıza, gözünüze, yüzünüze bakar gibi bakabilmek gerekiyor. Yani oranın normal bir organ olduğunu kabul edebilmek gerekiyor. Ve normal bir organ olduğunu kabul ettikten sonra bunları keşfedebilmek gerekiyor. Örneğin nelerden hoşlanıyorsunuz? Ne gibi şeyler sizin daha kolay orgazma ulaşmanızı sağlıyor gibi kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Eğer kendinizi keşfetmişseniz zaten cinsellik sırasında da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Partnerinizle olan cinsellik sizin için keyifli olur ve birlikte daha iyiye çıkarmaya çalışırsınız bu cinselliği. İlk cinsel deneyimde de bu şekildedir. Hayatı boyunca hiç kendi vajinasına bakmamış, dokunmamış, bundan rahatsızlık duyan kadınlarda genelde vajinismus dediğimiz cinsel birleşmeyi sağlayamama ya da cinsel birliktelikten korkma durumu gözlemlenir. Çünkü kişi cinselliği her zaman için zihninde ağrı ve acıyla birleştirmiştir. Bizim istediğimiz cinselliğin herkes için keyif ve haz verici bir aktivite olmasıdır aslında. O yüzden burada kendinizi kadınların özellikle keşfetmesi çok önemli. Erkekler çünkü biraz daha rahat oluyorlar bu konuda. Korumaları gereken bir şey olmadığını düşündükleri için ve her zaman işte erkekler cinsel olarak aktiftir, cinsellik önemlidir vesaire gibi sözleri duyduğu için kendilerini daha kolay keşfediyorlar. Ama sizler de eğer bir erkek olarak kendinizi keşfetmemişseniz, hiç mastürbasyon deneyiminiz yoksa bu deneyiminizin olması önemli. Çünkü kendinizi keşfedip kendi vücudunuza barışmanız gerekiyor. Daha sonra gelelim ilk cinsel birliktelikte neler yapılmalı. Şimdi öncelikle şöyle bir sorun var. Cinsel bilgiler ne okulda, ne aile tarafından, ne de herhangi bir kurum tarafından verilmiyor. Sadece belki fen bilgisi dersinde ya da başka derslerde işte burası vajina, burası penis, şöyledir, böyledir gibi bilgiler veriliyor. Cinselliği yaşamaya dair bilgiler genelde daha az olmuş oluyor. Ya da işte toplumsal olarak yanlış bilgilerden geçiyor. Özellikle
seks içeren içerikler diyelim. Bu içerikleri izleyerek öğreniyor çoğu kişi cinselliği. Ve oradaki cinsellikte genelde ön sevişme pek yoktur. İşte kadın inanılmaz hazırlanır, erkek inanılmaz hazırlanır. Yani biraz bir şeyler ütopiktir. Ya da penis boyuyla ilgili ya da işte hiç durmadan bilmem kaç dakika, bilmem kaç saat sevişmekle ilgili yanlış bilgiler içerir. Öncelikle bu bilgileri düzeltmek gerekiyor. Herkesin cinselliği kendine özeldir. Kendi isteği içerisinde gerçekleşir. Her pornografik içerikteki gördüğünüz şeyi yapmak ya da uygulamak zorunda değilsiniz. Orada haz alan kişi aslında haz almayıp numara yapıyor da olabilir. Ya da burada gerçekten haz almama durumu da olabilir. Ya da partneriniz bu durumu sevmeyebilir. Ya da siz haz alacağınızı zannedip haz alamayabilirsiniz. Bu durumla ilgili burada yapılması gereken en önemli şeylerden birisi bu yanlış bilgileri düzeltmek. Öncelikle cinselliğin herkesin kendine has bir davranış olarak gösterdiği bir şey olduğunu kabul etmek. O yüzden kendinizi oradaki videolarla kıyaslamayınız. Bu hem kadın hem de erkek için. Kadınlarda da bazen diyor, hocam oradaki kadın çok zevk alıyor ama bende hiç tık yok. Ben hiç o kadar zevk alamıyorum. Bende mi bir sorun var diye. Belki de oradaki kadında sorun vardır diyoruz biz de. O yüzden kendi deneyiminizi keşfetmek çok önemli. Yanlış bilgileri düzeltmek çok önemli. Bu yanlış bilgileri düzelttikten sonra zaten sağlıklı ve güzel bir cinselliğiniz olur. Şimdi her şeyden önemlisi yine cinsel iletişim. Yani partnerimizle cinsellik konusundaki her şeyi paylaşabiliyorsak, bu yaptığını sevdim, bu yaptığını sevmedim, evet bu güzeldi, bu değildi, işte şunu şöyle yapsak iyi olur, bunu böyle yapsak iyi olur gibi geri dönüşlerin olduğu cinselliklerde genelde kişiler tatmin oranı daha yüksek oluyor. Ama hiç cinsellik hakkında konuşmadan sadece yaşayan çiftlerin tatmin oranı daha da düşük oluyor. Yani kadınların birçoğu orgazma ulaşmadan, orgazm taklidi yaparak sırf partneri mutlu olsun ya da sırf cinsellik bitsin diye bu tarz yöntemlere başvurabiliyor. O yüzden konuşmak çok önemli, partneri yönlendirmek çok önemli. Bunu da şu şekilde özetleyebilirim. Örneğin bir markete gittiniz, elinizde bir liste var. Elinizdeki para da marketteki her şeyi almaya yetiyor. Marketçi size bütün her şeyi tek tek getiriyor. Siz sadece kafa sallıyorsunuz ya da hayır diyorsunuz ya da hiçbir tepki vermiyorsunuz. Listeyi de göstermiyorsunuz ona. O zaman bu çok uzun zaman alır, değil mi? Cinsellik sırasında konuşmamak da böyledir. Markete gittiğimizde listeyi verip marketçinin getirmesini beklemek çok kısa bir süre alır. Yani partnerimize cinsellikte neyi sevip neyi sevmediğimizi anlatmak burada cinsellikten daha haz almamıza ve daha kısa sürede daha tatmin olduğumuz bir cinsellik yaşamamıza yardımcı olmuş olur. Burada bu kısımlar da çok önemli. Şimdi gelelim ilk birliktelik nasıl olmalı? Eğer ilk birlikteliğiniz güvenli bir ortamda değilse bunu yapmamanızı öneriyorum. Çünkü güven içerisinde hissetmediğiniz, sürekli kafanızın, kulağınızın başka yerde olduğu ortamlarda kaygı ve stres çok yüksektir. Kaygı ve stres çok yüksek olduğu için de kişiler, erkeklerde erken boşalma olabilir, sertleşme sorunu olabilir, kadınlarda ıslanma problemi dediğimiz problem olabilir, cinsellikten haz alamayabilirsiniz. İlk cinsel deneyim için kendinizi güvende hissettiğiniz, kaygılı olmayacağınız bir ortam çok önemli. Daha sonrasında ön sevişmeyi uzun tutmanız çok önemli. Çünkü kadınlarda özellikle vajinal ıslaklığın olmasıyla birlikte cinsel deneyim daha kolay hale gelir. Vajinal ıslaklık yoksa kadın için ağrılı, acılı ve kısılmalı bir durum haline gelebilir. O yüzden ön sevişmeyi olabildiğince uzun tutup vajinal ıslaklığın olmasına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Erkekler için bu durum ilk birleşmede kendilerini çok stresli hissedebilirler, çok fazla kasılmış, gerilmiş hissedebilirler. Bu durumun üstesinden sakinleşerek gelmeleri gerekir. Çünkü gerilmiş, kasılmış, stresli bir erkek erken boşalma yaşayabilir. Ya da aynı zamanda peniste sertlik kaybı ya da sertleşememe sorunu yaşayabilir. Bunlar çok normal ve çok insani şeylerdir. Hücresel durumlarla alakalı, hormonal etkileşimlerle alakalı. O yüzden sakin, hazza odaklı bir cinsel birliktelik her iki taraf için de mutluluk verici bir şey olacaktır. Şimdi partnerinizin size dokunduğunda alacağınız hazzı düşünün. Çünkü keyifli, güvenli bir ortamdasınız. Başka şeyler düşünmenize gerek yok. Bu alacağınız hazzı düşündükçe zaten cinsellik olarak kendinizi cinsellikte daha aktif, daha keyifli ve daha iyi şekilde hissedeceksiniz. Dokunuşların verdiği hazza odaklanın, ön sevişmede yapacağınız uygulamaların verdiği hazza odaklanın. Bu hazlara odaklandıktan sonra her iki taraf için de süreç olumlu geçtiyse, yani peniste sertleşme varsa, kadında herhangi bir sıkıntı yoksa, ıslaklık varsa, o zaman rahat edeceğiniz bir pozisyonda cinsel birlikteliği deneyebilirsiniz. Burada önemli bir konu kızlık zarı konusu. Şimdi kızlık zarı genelde kadınlar işte orada büyük bir şey
şey varmış gibi görülür. Yani ben hep şu şekilde ifade ederim bunu. Böyle eskiden petroller peçete verirdi ve o peçetelerden karşı tarafı görebilirdiniz. O kadar ince bir şey olurdu. Bu peçete gibi bir şeydir aslında kızlık zarı. Hatta o peçetenin bir katmanı gibi bir şey. O kadar ince ve aslında vajinanın girişinin etrafını sadece sarmalayan bir şeydir. Burada biz eğer yeterli ıslanma varsa, eğer çok güzel şekilde giden bir cinsel birliktelik varsa o ıslanmanın olmasıyla birlikte kızlık zarının kanamasını görememeniz çok normal. Bu kızlık zarının işte normal şekilde aslında işlevini kaybettiğini gösteriyor. Yani herhangi bir işlevi de yok aslında da normal şekilde bir birliktelik olduğunu gösteriyor diyelim. Yani partnerinizin kızlık zarından oluk oluk kan akmasını beklemeyin ya da siz kızlık zarınızdan kan akmasını böyle çok fazla olmasını beklemeyin. Bunlar genelde ön sevişmenin olmamasıyla birlikte biraz daha tahriş olmasından kaynaklı aslında kanamanın olduğunu gösterir. Eğer çok fazla kanamanız varsa yanlış giden bir şeyler olduğunu gösterir. Mutlaka bir kadın doğuma ya da acil uzmanına başvurmanız gerekiyor. Buraya kadar söylediklerimi biraz özetleyelim. Kendimizi rahatlatacağız. Alacağımız hazza odaklanacağız. Performans kaygısı, korkusu vesaire bunları düşünmeyeceğiz. Çünkü cinsellik sadece keyif alınacak bir aktivitedir. Hiçbir şekilde kimseyi geçmemiz gerekmez. Kimseden iyi olmamız gerekmez. Kimseyle kendimizi kıyaslamamız gerekmez. Olabildiğince hazza odaklanıp keyif aldığımız bir aktivite olarak gördüğümüzde zaten bu soruların hiçbiri olmayacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.